Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet Nazif'in bir fıkrasıdır. Kıymetli Üstadım, Yüksek şahsiyetinizin aczi ve fakrı içinde inayet-i Rabbaniye ve rahmet-i ilahiye ile Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icazlarını güneşin parlak ve keskin şuaları gibi kalplerimize nüfuz ettiren ve hakaik-i diniye ve imaniyenin dalalete yüz tutan zayıf ve aciz müminlerin halası ve selameti ve hidayete çıkarılmasına hadim ve kutsi Risale-i Nur'un elbette bir hadi ve bu zamanın muhtaç bulunduğu bir sahibi zuhur namını taşıyacağı şüphesizdir. Binaenaleyh hem Kur'an'ın tercümanı ve dellalı ve hem de bu Risale-i Nur'un müellif ve hadimi yeganesi bulunmanız, hem de aciz ve fakir bir nefer iken, manevi hizmetinizle müşiriyet derece-i âliyesine terfi ve tefeyyüze istihkak kesbetmiş bulunmanızdadır ki, âlim-i mutlak, hakimi i mutlak, kadir-i mutlak olan Zülcelal Hazretleri, bu kutsi vazife-i aliye'yi kıymetsiz gördüğünüz çok kıymetli ve faziletli ve feizli ve ali derecelerde yüksek bir dellala tevdi ve nasip ve bilhassa memur etmiştir. Hâzâ min fadli Rabbi. Biz aciz ve asi ve günahkar hizmetkarlarınızı dahi lütfu keremiyle irşada ve hidayete siz üstadımızı rehber ve mürşid ve vasıta buyurmuştur ki, ebedi minnet ve şükranlarımızı edadan aciz bulunuyoruz. İşte üstadım, çok kıymetli arkadaşımız ve hizmeti Kur'aniye'de kıymetli refikimiz ve şerikimiz Küçük Hüsrev ve Mehmet Feyzi'nin mektubundan başka yerde ve mahalde mevsimsiz olduğunu idrak ederek, bu hakiki kelimeyi ve mübarek ismi şerifi Risale-i Nur'a dahi henüz zahiren takmak haddim değildir ve istimalinden hazır ediyorum. Çünkü üstadımın izin ve müsaadesi olmadıkça bu gibi lakapların kıymeti olamaz. Ancak Risale-i Nur'dan aldığım ilham üzerine muhitimizde birinciliği ihraz eden bir kardeşimiz olan Feyzi'nin mektubunda bahsedilmesi sırf hüsnü niyet ve fartı merbutiyet ve sadakatten ve ihlastan doğmuştur. Bu izharın hatasından hadis olan meşguliyetinize sebebiyet verdiğimden çok müteessir oldum. Af buyurunuz. İkaz ve irşad edici nimet ve himmeti itabınızla af buyurulmasını ve Risale-i Nur'un manevi tokatlarından muhafaza edilmekliğimizi Kemal hulusla istirham eylerim. Aziz ve kıymetli üstadım, Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle ve hadsiz ihsanıyla intisaben hizmet-i kutsiyesinde bulunduğum Risale-i Nur'un maddi ve manevi pek çok kerametlerini ve bereketlerini aynel yakin görmüş ve lezzetini tatmış olan bu aciz hizmetkârınızın noksanlarını hüsnü niyete ve hulusu kalbine bağışlamanızı rica ederken, bu mübarek Risale-i Nur'un pek çok kerametlerinden birkaçını arz ediyorum. Şöyle ki, Risale-i Nur'un tercümanı ve müellif ve sahibi bulunan zat, 1324 ve 25 Rumi senelerinde İstanbul'da iştiharla Bediüzzaman namı ve lakabı altında matbuatın sitaişle neşriyatından mütehassis olarak, o zaman on 17 yaşımda bulunduğum ve çok cahil ve çocukluk devresindeyken bu mübarek isim kalbimde yer tutmuş ve bu kalbi muhabbet hürmeti için olacak ki, 1326 senesinde Hazreti Üstad'ın Bediüzzaman Said-i Kürdi lakabı altında Karadeniz seyahatinde iki hizmetkarı ile İnebolu'yu ziyaret ederek o zaman İnebolu'nun meşhur ulemasından Hacı Ziya ve diğer ulema arasında vapura teşyi edildiği sırada tesadüfen çarşıda karşılaştığım ve çok derin muhabbet hissiyle bu mübarek zata selam durarak mütebessim ve nurani simalarıyla ve keskin nazarlarıyla selamlarına ve manevi nazarıyla iltifatlarına mazhar olduğum günden beri artan muhabbet ve alakamı, 30 senelik hatırımdan katiyen silinmediğini aynel yakin görüyordum. Tahminen ve takriben altı sene evvel bir gazete sütununda Isparta'da halkın fazla alaka göstermesinden, din ve iman telkin etmesinden ürken ehli dünya tarafından tevkif edildiğini, teessürle okumuştum. Otuz senelik uzun bir zaman içinde bir defa böyle acı haber aldığım halde akıbetinden katiyen başka bir malumat edinememiştim. On seneden beri Cenab-ı Rabbül Alemin hazretlerinden niyazımda daima beş vakit dualarımda Ya Rab bana bir mürşidi kamil ihsan buyur niyazındayken bundan üç sene evvel yani Hicri 1357 ve Miladi 1938 senesinde İnebolu'da bir kahvede Kastamonulu bir zavallı sarhoşun sitayişle bahsettiği bir zatın Kastamonu'da mevcudiyeti ve menfi olarak bulunduğunu işittim. Dikkat ettim ve tahkik ve tamik ettim. Anladım ki 30 senedir kalbimde saklı olarak taşıdığım o zamanki Said-i Kürdi olduğunu hayretle öğrendim. Ve kalbimdeki sevgi günler geçtikçe ateşlendiğini hissettiğimden, her tehlikeyi göze alarak ziyaret edip, mübarek ellerini öpmek lazım ve şart olduğunu bildim. Ve ziyaretimde eski Said'in ismi mübarekleri Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur'un müellifi ve sahibi olarak buldum. Kemali aşk ve ihlasla sarıldım ve benim yegane mürşidim ve rehberim ve büyük üstadım o Risale-i Nur'dur dedim ve bana bu hadsiz ihsanatı hidayet ve inayet buyuran Cenabı Hakk'a Kur'an-ı Hakîm'in harfleri adedince şükrederek Elhamdülillahi hâzâ min fazlı Rabbi dedim. Haşiye Evet bazı ehli velayetin ileride talebesi olacak zatlar daha dünyaya gelmeden hissi kablel vukuun inkişafıyla keramet kârane keşfettikleri gibi Risale-i Nur'un talebelerinin mühimlerinden birkaç zat dahi çok zaman evvel bir hissi kablel vuku ile ileride Said ile alakadar bir surette bir nura hizmet edeceğini hissetmişler. İşte onların birisi de naziftir. Risale-i Nur'a intisap etmezden evvel maddi ve dünyevi her işlerimizde, ticaret hanemizin kazançlarında ve şahsi ve hususi işlerimizde Risale-i Nur'a intisaptan sonraki harikulade farkları ve bereketleri görmekle beraber en büyük bir tüccarın veya mesut bir zenginin müferrah ve serbestliğinden daha fazla ferah ve sürur ve serbest ve yaşayış tarzında sıhhat ve afiyetle elhamdülillah mes'udane imrar hayat eylemekte olduğumuzu ve Risale-i Nur'un kutsi lütuf ve kerametlerine medyun bulunduğumuzu itiraf ve tasdik ederiz. Üstad Hazretlerinin mezuniyeti hususiyesiyle Risale-i Nur namına neşriyat, ve hakaiki imaniye noktasında bilhassa ibadet ve namaz hakkında şahsımın cahil ve aciz, nakız, iktidarsız vaziyetim ile iktidarsız vaziyetim ile vaki olan ve olacak bulunan telkinat-ı diniyedeki kuvvetli ikna ve müessir hitabelerin asar-ı fiiliyesini aynen müşahede ettiğimi Üstadım Risale-i Nur namına kemal-i fahirle birçok namazsız Müslümanları elhamdülillah namaza ve camilere devama muvaffak bulunmak gibi kutsi hizmetlerin asar-ı fiiliyesinden, Risale-i Nur'un büyük, harika kerametinden tulu ettiğini ve etmekte olduğunu tasdik ederiz bu içinde bulunduğumuz Alman ve İngiliz harbinin bidayetinden devamı müddetince, hadsiz zındıka ve münafıkların hiç yoktan sebepsiz olarak, şahsıma bir isnadat olsun için gerek münevver fikirli alim ve gerekse cahil mülhit hemen hemen birkaç dostlarım müstesna, memleket halkı kutsi hizmetimden küstürmek için şeytanı aleyhi ma yestehık, bütün memleket halkını ifal ederek aleyhime tahrik etmiş olacaktır ki, nazif, muhalif bir siyasetle ittihadı İslam'a taraftar eder, siyaset propagandası yapıyor zihniyetini, şiddetle aleyhimde memleket halkına ve erkanı hükümete kadar sirayet ettiriyorlar ve bütün şeytanların tecessüsleri tahrik edilmiş. Güya aleyhtarlarım benden bir intikam almak hasebiyle gıyabımda hem müthiş cereyanı şiddetlendirmek için kendilerince menfur telakki ettikleri Almancı namıyla hakaretlere maruz bırakmaktan çekinmediler. Halbuki ben lillahilhamd risale-i nurun irşadıyla hakaik-i imaniye ve Kur'aniyeyi bütün kainatın fevkinde gördüğümden ve itikad ettiğimden değil küreye arzdaki cereyanlara belki bana verilse de bütün dünya saltanatına da alet edemem. Ben yalnız hakikatçi ve imancı ve Kur'ancı Risale-i Nur'un bir hadimiyim. Kaç senedir bütün bu hücumlarıyla beraber iki eseri inayet var. Birisi Risale-i Nur'un neşriyatındaki hizmetime zarar verilmediği gibi fevkal memul muvaffak olduk. İkincisi her ne vakit şiddetli hücum edileceği zaman üstadımızdan dikkat emrini alıyorduk. Hem de Risale-i Nur'un aşikar bir kerametindendir ki, 1359 seneyi hicri Ramazan-ı Şerif'in 10 veya 12. günlerinde Allah rahmet etsin vefat eden kardeşlerimizden Hatip Mehmet namındaki zat 26. lem'a olan ihtiyarlar risalesini yazarken hasta olarak yazmaya kadir olmadığından La ilahe illa hu kelime-i tevhidi yazarak bıraktığı ziyaretine gelen diğer kardeşimiz ve faal arkadaşımız Feyzi Mehmet Efendi'ye ikmalini rica ederek dünyaya veda ve ebedi hayatına inşallah bu kelime-i tayyibe ile hayatının sonunu mühürleyerek imanlı olarak kabre girdiğini izhar ve Risale-i Nur'un talebelerine açık bir müjde ve tebşiratta bulunmuştur. İşarat-ı Kur'aniyenin 26. ayetinin Fefil Cenneti Halidin sırrıyla Risale-i Nur talebeleri iman ile kabre gireceklerdir. Tebşiratının sıdkını gösteren bu açık kerametin ve tebşirat-ı azimenin bütün kardeşlerimize tamim olunmasını, Risale-i Nur'un derece-i ulviyetini ve hadimlerinin mükafatlarının ne zaman ve ne suretle verilmekte olduğunu aynel yakin bilinmek ve görülmek üzere. Şu hakikat muafık ise, işaret ı Kur'aniye Risalesine tahşiye olunmasını rica ederim, kıymetli üstadım. Risale-i Nur şakirtlerinden Ahmet Nazif Çelebi, Rahmetullahi Aleyh. Bismihi Sübhanehu ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi. Esselamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bi adedi hurufati ma ersaltum lana. Aziz kardeşlerim, ahir zamana işaret eden hadisin ahirinde meselen kelimeten tayyibeten ke şeceratin tayyibetin ayetine dair iki dakika içinde ve hadisin işaretini tasih anında ani olarak mücmelen hatıra gelen işareti gaybiyenin gayet acelelik ile tevafuku cifrisinde zararsız bir küçük sehiv vuku bulmuş idi. O vakitten beri daha ona dikkat etmemiştim. Bu defa cidden ve hakikaten mübarekler heyetinin cem ve telif ettikleri lahika risalesinin o ayete dair fıkranın kitabetinde bir kasti sehiv gördüm. O ihtardarane kasti sehiv benim kusurkarane sehvimi bildirdi. O çok müdakik ve çok mübarekler heyetine beni çok minnettar ve mesrur eyledi. Şöyle ki, kelimeten tayyibeten makamı bin iki diye sehven yazılmıştı. Tı sayılmamış. Doğrusu bin on birdir. Risaletün Nur'un makamına 13 farkla tevafuk etmekle beraber izafeden tavsife geçse risaletun nuriyetun olur bir ye ve he ilave olur ve şedde gider bir nun noksan olur fakat tayyibeten'deki tenvin bir derece vakf olduğundan sayılmazsa tam tamına bir tek farkla medde sayılmazsa farksız olarak tevafuk eder hem mana cihetiyle iki ayet, iki cereyana işaretleri ve münasebetleri ve tetabukları çok kuvvetli bulunduğundan nakıs bir tevafuk ve zayıf bir emare dahi kafidir. Hem böyle makamlarda, böyle büyük yekunlerde bu gibi küçük farklar zarar vermez. Ben tahmin ederim bu sehiv, beşinci ayetin işaretindeki sehiv gibi Ehemmiyetli bir kısım işaret gaybiyenin anahtarı olacak ve bu muazzam ayet 33. ayet olmasına bir işaret idi. İnşallah istikbalde bir kardeşimiz o hazineyi açacak.